Yeter artık anacık, abarttın sen de yani. İçim bir tuhaf oldu, ne yapayım? Matmazel kurtuldu. Onun adına seviniyorum şahsen. Giderken de arkasından ağlayıp kadını üzdün. Seni gören de Fizan'a gitti zanneder. Ayol iki adım ötede şurada. Yarın de sen burada işinin başında. Bırak ben bakarım. Bak bak, Rıza kaptandır belki. Deniz Hanımlar bir şey unuttu belli. Alo. Nesrin sen misin? Benim Behlül Bey. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Hiç, iş güç. Teknedeyim ben. Biliyoruz, biliyoruz. Kaptan söyledi. Aa, öyle mi? Şey için aradım ben. Ula bana da ver, ben de konuşayım. Bugün bana bir paket gelecekti kargodan, haberiniz olsun. Tamam. Alır bırakırım odanıza. Tamam, telefonumun şarjı bitti. Şarj aletini de evde unutmuşum. Tekneye yollayayım isterseniz. Yok, gerek yok. Haberiniz olsun diye söyledim. Ula bırak da içi kelamda ben edeyim de. Ne yapıyor bizimkiler? Herkes iyi mi? İyiler, iyi. Amcanız çocuklarla matmazelin evine gitti. Bihter Hanım da önden çıktı. Bilmiyorum nereye gittiğini. Anladım. Tamam Nesrin, sağ ol. İyi günler. Dur dur, kapatma. Birini veriyorum, bak. Ula kurdeşen yokturdun ha buraya ha. Alo Nesrin. Senin ne işin var orada? Ya soruya bak, ben teknemdeyim de. Rıza, Rıza. Behlül Bey onun yanındaymış. Ha. Adam sana şarjın bitti diyor. Mutlak birinin yanına olacak ki ara şunu. Sağ ol, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kapatıyor musun hemen? Yok yok, artist teknesine gideyim de o hadi dur. Senle saatlerce konuşabiliriz. Şarjım doluydu. Dur, ben telsizi alayım. Sen hayırlara tebdil et ya Rabbi. Alo, tamam konuşabiliriz. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Arada sahil güvenlik gibi artistlere de SOS hizmeti veriyorum.
Ay şu koltuğu çok sevdim. Çok rahat. Tepinme ya, aşağıda başkaları oturuyor. Pardon. Şu koltuğu tam pencerenin karşısına koyalım. Manzarayı seyreder. Siz sadece yardım edin, müdahale etmeyin. Evet, ev onun. İstediği gibi yerleştirsin. Şu koli de mutfağın. Her zamanki gibi Deniz Hanım kafasında kurmuş sistemi. Telaşa hiç gerek yok. Bunları nereye koyayım? Ha, onlar salonun. Sen bırak artık Beşir, eve dön. Daha ihtiyacınız varsa kalayım. Yok yok, gerisini hallederiz biz. Evin alışverişini yapacağım. Siz de yapın listenizi, alıp geleyim. Boş ver şimdi sen benim listemi. Süleyman Efendi'yi bekletme hadi. Biz market alışverişini yaparız birlikte, değil mi Matmaz'a? Dur bakalım. Tamam Beşir, sen gidebilirsin. Peki, kolay gelsin size. Teşekkürler. Ay ne güzel şamdanmış bu. Çok zevkli. Çok teşekkür ederim Beşir. Bir şey değil. Gelmeyin siz hiç. Kapıyı çekerim ben. Ay çok hoş bir şey bu. Deniz Hanım'ın zarafeti şimdiden bütün eve yansıdı. Baştan bozulmuştum evden ayrılıyorsunuz diye ama... Şimdi böyle etrafıma bakınca hak veriyorum size. İnsanın kendine ait bir evi olması çok güzel. Öyle. Düşünsenize her şey size ait, her şey. İstediğiniz gibi yerleşir, istediğiniz gibi hareket edersiniz. Kendi kurallarınıza uygun yaşarsınız. Çok içinden gelerek konuştun. Ablam niyeti bozdu baba, ben size söyleyeyim. Yakında ben de ayrı eve çıkmak istiyorum derse şaşmayın. Hiç heveslenmesin. Evlenene kadar yanımdan ayrılamaz o. Bu da hayatta mümkün olmadığına göre. Havada bulut, ayrı yaşamayı unut. Evde kalacağını mı üzülüyor? Ayrı eve çıkamayacağını mı anlamadım şimdi. Keşke bunu da Beşir'le gönderseydik. Çeneniz değil, elleriniz çalışsın. Ben buraları toparlayacağım. Nihal'cim, gel biz de mutfağa yerleştirelim. Tamam. Ben de kitaplarınızı yerleştireyim. Galiba bu evde tek anladığım iş o. Zahmet olmasın. Ne demek, seve seve. Boş kolyeler aç, üst üste yerleştir. Yer tutmasınlar. Tamam. Thank you.